Efendim bir diğer soru. Enver Paşa ile ilgili kitabınız çıktığı zaman da daha fazla bilgi sahibi olacağız. Bir şahsi var, evet. Yazdığı yazılardan. Evet. Bir diğer soru aslında bu soru birkaç haftada geliyor bana. Diyorlar ki Özer Çiller Mevlana'nın torunu olduğunu söylemiş. Sen de tasdik etmişsin diyorlar. Yaptım açıklama daha önce ama tekrar söyleyeyim. Efendim tam tersini söyledim. Böyle bir şey yok dedim. Birkaç sene önce bu şimdi tam söyleyeyim mi? Bu mesele kapansa çünkü devamlı bu sorular geliyor. Birkaç sene önce Özer Bey'le onun talebi üzerine bir akrabasının evine bir araya geldik. Turgut Yerkent, Güfte şairi Turgut Yerkent kuzeni. Güzel şarkıları vardır. Şarkı sözleri vardır. Rahmetli Turgut Bey'in. O da geçenlerde vefat etmiş. Zembilli Ali Efendi'nin torunuydular. Kendi iddialarına göre ve ellerinde şecere vardı. Şecere doğru. Tabii arada kopukluk var mı bilmiyorum. Kendi ırsi olarak, kendi bakımlarından ama gelen şecere doğruydu. Özer Bey oradan biz aynı zamanda Mevlana'nın torunu oluyoruz dedi. Nereden oluyorsunuz dedim. Çünkü dedi Zembilli Ali Efendi Ebu Bekir soyundan geliyor. Mevlana da Ebu Bekir soyundan. Hazreti Ebu Bekir soyundan geliyor dedi. Hiç dedim şey yapmayın. Hazreti Mevlana ile Hazreti Ebu Bekir'in hiç alakası yoktur. O çok asırdan sonra ortaya atılmış bir şeydir. Bir. İkincisi Mevlana ailesi de bellidir. Evet. Çünkü Konya'daki asıl makamın başında oldukları ve dolayısıyla çok geniş bir vakıf ağı olduğu için ailenin her üyesi kayıtlı. Sizin dedim alakanız yoktu dedim. İşte aradan 4-5 sene geçti. Özer Bey bir televizyon programında bir ay önce falan işte ben Mevlana'nın torunuyum Murat Bağdakçı tasdik etti demiş. Ay tasdik falan etmedim. Tam tersine hiçbir alakamız yok dedim. Bunu söyleyeyim. Tasdik makamı buldunuz. Yani sonra ben nereden tasdik edeceğim? Biz kimiz ki şeyden? Mevlana'nın torunu mu diye. Ama şey ilginçtir biliyorsunuz. Şeyi söyleyelim hep derler ya. Fatih Mevlana'nın, geçenlerde de bir yerde sordular bana. Fatih Mevlana'nın torunu muydu diye. Bak bir evlilik var. Şeyin biliyorsunuz o Yıldırım'ın eşlerinden birisi Germiyanlı. Evet. O Germiyanların da Mevlana ile akrabalığı var. O yüzden Çelebi ismini taşıyor zaten bazı çocukları. Yani Mevlana ailesiyle bir taraftan Osmanlılar akraba oluyorlar. Yani uzaktan da olsa. Ama o da biter. Yani, bir kız alırlar oradan o şekilde. İşte biter. Yıldırım Beyazıt'ın işte yani Çelebi Mehmet'in annesi. Divane Mehmet Çelebi'nin mi? Çelebi Mehmet'in annesi. Biriyle evlidir. Yani o oradan bir akrabalık bağı kuruluyor. Evet. Çelebi Mehmet'in annesi değil mi? Çelebi Mehmet'in annesi ve dediğiniz gibi aslında en iyi kayıt tutulan ailelerden birisi şeydir. Mevlana ailesidir. Yani evet. Oradan günümüze kadar. Yani hatta Özer Bey de söyledim. Eğer öyle bir iddianız varsa Çelebi ailesi İstanbul'da dedim. Yani bilinen bir ailedir. Yani tekrar söyleyeyim ben hiç öyle bir şey demedim. Siz Mevlana soyundansınız doğru diye tam tersi sakın ha bu kadar götürmeyin şeyi dedim. Alakası yoktur dedim. Efendim sana bir soru var. Hazreti Muhammed'in cenazesinin çalınma girişimi hakkında bilgi istiyorlar. Geçen hafta bir kısaca bahsetmiştin. Ya çok şeyin, detayına girmeden ne yok, olur? Yok o şeyin Kültür Bakanlığı yayınlarının arasında çıkan Kanuni Çağı diye Pakistanlı Yakup Murgur'un kitabında var. Yani Portekizliler böyle bir plan yapıyorlar. Çünkü Osmanlı gelmiş Kızıldeniz'den onlar atmış. Doğu Afrika'dan onlar atmaya başlamış. Medine'ye gidip yani bir grup adam gönderecekler. Hazreti Peygamber'in mezarlaştırıp kemiklerini, cenazesini çıkarıp götürmek istiyorlar. Ancak teşebbüse geçemiyorlar. Yani öyle bir plan olarak kalmış. Bir de 16. yüzyılda. Evet, bir de Evliya Çelebi'nin de anlatılıyor. Bazı Arapça kaynaklarda da var. O da Nureddin Zengi'nin Medine ile ilgisi Hazreti Peygamber'in kabrinin böyle bir tehlikeyle karşı karşıya oldu. Hatta 3-4 tane... Nureddin Zengi kim diyor ama onu söyle. Nureddin Zengi de Eyyubiler döneminde... Zengi Atabeyli'nin. Zengi Atabeyli'nden birisi. En bir Türk hükümdarı. Türk hükümdarı. Türk Atabeyi. Türk Atabey. Ve rüyasında Hazreti Peygamber'in kendisinden medet beklediğini görmesi üzerine oraya gidildiği,
ve birkaç tane gayrimüslimin yer altından tünel kazarak Hazreti Peygamber'in kabrini kaçırmak istedikleri tespit olunuyor. Ve o kurşun döktürüyor. Venedik mi, Portekiz mi? Portekizli. Portekizli değil mi? Portekizli. Ve kurşun döktürüyor. Bu daha erken ama. Evet. Yani, ama o dönemde Portekiz değildir, o başkadır. Yani 1180... Yani Portekiz değildir yani. Yani 1180'ler. Ya o dönemlerde bir de yani. Yani o şeyler tabii, erken. Haçlılar var o dönemde ve yani Orta Doğu'da zaten Haçlılar var. Daha Kudüs 1187. Ama 1200 olması lazım. 1200'lerden. 1200'ler. Ve Zengilerin önemini de söyleyelim. Rahmetli Mustafa'nın da benim de hocam Coşkun Aptekin bu konuda kitabı var. Zengiler Haçlılardan ilk defa Urfa'yı alan Türk komutanıdır. Yani çünkü Haçlılar Orta Doğu'yu tarumar etmişti. İlk defa Urfa'yı onlardan alınca büyük bir şok yaşanıyor. Ve ardından Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kurtarıyor. Zaten Selahaddin Eyyubi ile Nurettin Zengi'nin bir akrabalığı var. Şey zaten ondan sonra Zengilerden kopuyor. Eyyubiler yani. Kopuyor. Ve tabii o hikayeyi bilmiyordum yani. Demek o dönemde de öyle bir şey var. O dönemde de öyle bir şey anlatılıyor ve kurşun döktürüyor. Yani tünel kazılmasını önlemek için Peygamberimizin Hücre-i Saadet'in etrafına kurşun döktürüyor. Ve o kişiler de öldürülüyorlar. O dönemde de mesela Kudüs'te lağımcılar var mı? Yani o teknik kullanılıyor mu? Lağımcı deniyor. Lağım şey yani. Yer altından kazanır. Yer altından şey kazıp. Var o. Evet. Bombalıyı uçuruyor. İstanbul'un fethinde var. Falan çoktur mesela. Yani, ama Kudüs'ü soruyorum. Yani o şeyin mancını kullanılıyor. Medine. Pardon. Medine ve Mekke'de de aynı metot kullanılıyor mu? Tabii tabii işte. Medine'de yani yapılıyor bu. Onun için yanaşamasınlar diye kurşun döktürüyor. Şey ilginçtir, bakın burada aklıma geldi yine sizin dediğiniz şey gibi. Hristiyanların biliyorsunuz birçok azizi genelde Anadolu'da ve Orta Doğu topraklarındadır. Yani ve bunların birçoğunun evet. kemiğini kaçırmışlardır. En ilginci şeydir, Venedik'e San Marco'nun, Aziz Marco'nun kemiklerinin kaçırılması. Kemikleri çıkarıyorlar. Tabii her şehir bir kendisine aziz seçiyor, şehri koruyucu. Tabii Müslüman kontrolünden geçecekleri zaman, şimdi yakalandığı zaman bu ne denilecek? Domuz etlerinin altına koyuyorlar. Şimdi Müslüman askerler geliyor, bir açıyorlar, domuz eti hemen kaçıyor tabii o da. Bunun üzerine kemikleri rahatlıkla götürüyorlar ve onun hikayesinde Venedik'te San Marco'da duvarlara resmetmişler. Mesela orada görüyorsunuz nasıl kemikleri götürdüklerini. Yani böyle şey çoktur. Batı'da birçok azizin kemiklerinin çıkarılıp Batı'ya götürülmesinin hikayesi domuz anlatılır. Şeyle, evet. Tabii yani o en etkili yöntem. Yani çünkü domuz şeyini gördüğü zaman asker kaçıyor, orada gösteriyor. Sarıklı adamlar hemen geri çekiliyorlar falan. Venedik'te özellikle Rönesans dönemi, biraz öncesi ve Rönesans'tan itibaren inanılmaz çok Osmanlı tasviri var. Yani o sarıklı adamlar falan. Yani çok, en çok herhalde Venedik'te vardır. Yani tabii sadece Osmanlı'yla ilişkileri açısından değil, bir de moda olarak onlar da benimsiyorlar. Kıyafet olarak Osmanlı'dan. O Dost Sarayı'nda Venedik'te zaten duvarlarda hep onu görüyorsunuz. İşte Kıbrıs'ın fethi, İnebahtı Savaşı veya İran elçilerinin gelişini her yere resmetmişler. Tabii Venedik bir şehir devleti ama Osmanlı'yla çok uzun süre mücadele eden, çok kuvvetli denizci bir beylik. En büyük tehlikelerden. En büyük tehlikelerden birisi. Yani Fatih mesela 16 yıl savaşıyor. Yani Fatih gibi büyük bir hükümdar. Çünkü denizde kuvvetli olmadığı için Osmanlı Venedik'i bir türlü alt edemiyorlar. Sonunda şimdi çok şey geliyor. Emperyalist. Emperyalizm. Yahu imparator, imparatorluk, ampir, imperial, emperyal hepsi aynı kökten gelir dedim. Bu Osmanlı emperyalist demek değildir. Ama her imparatorluğun adı emperyal kavramından dolayı aynı kök içerisindedir. Ama işte Osmanlı'nın kendi adı Osmanlı İmparatorluğu değil. Devlet Aleyhi Osmaniye'dir. Yani Yüce Osmanlı Devleti. Kendilerine öyle diyorlar. Birçok imparatorluk değildir. Hayır. Osmanlı demeyeyim. Mesela en son Halil Hoca... Birçok imparatorluğun imparatorluk değildir resmi adı. Yani kendi devletin resmi adı bu. Rusya'nın da Almanya'nın da değildir. Mesela Kaiser zamanı. Reich diye. Reich diye geçiyor. Reich'tir. Yani o genel bir şey. Diline göre değişir. Daldan dala atlıyoruz. Ben de bir yere atlayabilir miyim? Dur şunu bitireyim de öyle atla. Sayın Erkut Abda Turgut Yarkent'in şarkıları, Özel Çiller. Özel Bey'in kuzeni. Birkaç tanesini yazmışlar. Bilinen şarkılardır. Duydum ki unutmuşsun gözlerinin rengini.
Dişad olacak diye kaç yıla vuttu felek. Mihrabım diyerek sana yüz tuttum. Tövbeler tövbesi, sevinde sevme. Bunu da okuyalım. Emperyalizmin en önemli özelliği banka, sermaye, kapitalizmi falan o devirde bunlar yoktu. Her dönemin yönetim şekli şeyi farklıdır. Ama belki bir yerden bir yere kaynakların aktarılması belki hani Osmanlı'da bu çok görülen bir şey değil. Yani işte mesela İngilizler bir yerden yani az gelişmiş bölgelerin bütün tabii kaynaklarını kendi ülkelerine götürüyorlar. Osmanlılarda hiç böyle bir durum söz konusu değil yani. İşte onun için biraz da bu sizin açıklamaya çalıştığınız emperyal kelimesini çok menfi bir şeymiş gibi düşünüyor yani. Aslında orada Osmanlı'nın büyüklüğü, azametini anlatmak babında konu düşünüldüğü zaman aslında çok kötü bir anlama gelmiyor. Evet. Ama tabii Erhan'ın dediği gibi biz devleti Aliye'yi, Osmaniye'yi öğretelim millete yani. Madem program bu kadar uzun sürüyor. Ama şey... O zaman tarih tersi vermiyoruz, sohbet ediyoruz. Yok yok, ben şeyi söyleyeyim. Bu arada şeyi soruyor seyircilerimiz, bazı seyircilerimiz. Neyzen'e ait olmayan, ona atfedilen şiirler çoktur. Söyleyeyim, çok vardır. Bazı kişiler özellikle Tek Parti döneminde kendi isimleriyle yazma cesaretini gösteremeyip adamcağızın üstüne yazmışlar. Öyle mi? Şiirler vardır. Ama bu şiirleri çok rahat anlarsınız. Çünkü hicivdir bunun açıkçası. Neyzenin hicivlerinde bir sanat vardır. Bu adamların yazdıkları baştan aşağı kaba küfürdür. Bir de Neyzen Tevfik için şu kitap iyidir, bu kitap iyidir demeye gerek yok. Neyzen Tevfik kendi kitapları var. Hiç ve azab-ı mukaddes. Bunlara müracaat edilirse şey yapılır. Bir şiir daha geldi mesela. Çok güzeldir. Yağdı hayali yar ile gülzara baktım ağladım. Andım şemimi kâkülün esare baktım ağladım. Anladın mı? Yani, Şair Eşref'ten iki mısra okuyun. Eşref burada rütüye takılır. Aslında var, birçok şiiri var. Vardır. Uğrarsa veba rahın eğer semti halice. Vebaya hitap ediyor, hastalığa. Yolun Halit semtine uğrarsa bir Muş ile tersaneye git, ref-i nikab et. Bir küçük kayığa atla, tersaneye git, örtünü kaldır, yüzündeki örtüyü. Çünkü veba örtülü şekilde gösterilir. Bul Nazır-ı Bahriye'yi Allah'ı seversen, al canını bin kat de bedel, bir de sevap et. Eşref felaket yaşıyor. Evet, Bahriye Nazır'ına kızmış. Yani enteresan bir şey. Şey diyor ya, ahali sureti matbuna bari tükürsünler diyor. Fotoğrafına bir şey yaptı diyor. Bir soru var. Bu hep gelen bir soru. Söyleyeceğim. Tamam. Fatih, buyurun buna cevap verin. İstanbul'un fethinden sonra 3 gün yağmaya niye izin verdi diyorlar. Bunu Allah aşkına anlatın İslami şeyini. 3 güne izin kanunlu vermiyor. Olan. Yani şimdi mesele şu. Osmanlı döneminde uygulanan hukuk anlayışına göre bir şehir zorla alındığı zaman o şehir 3 gün yağma edilir. Şehirdeki bütün binalar, insanlar orada fethi gerçekleş, yani fethi yapanların mal olur. Fatih yağmayı kısa sürdürmüştür. Yani 2 gün önce bitirmiştir. Şehrin harap olmasını istemediği için. Yani bu o dönemdeki hukuk anlayıştır. Yani kendi hukukları içinde bir mantığı vardır. Askerleri için aslında değil mi? Çünkü tabii, sonuçta onun için savaşıyorlar. Onların ganimet oluyor. Yani şimdi ama barış da şey yaptığı zaman bu ortadan kalkar. Böyle bir hakkı yoktur. Yani zaten sohbet teslim olduğu yani, zaman. Teslim olursa yok öyle bir şey. Diğer kuşatıldığı zaman önce teslim olması teklif edilir. Yani sadece Osmanlı'da değil, Osmanlı öncesinde de bu böyle. Eğer bir yer savaşla elde ediliyorsa o ganimet olarak orada bir takım uygulamaların yapılmasına izin veriliyor. Ama yanlış anlaşılmasın, 15. yüzyıldan bahsediyoruz. Tabii o dönemde uygulanan hukuk anlayış. Yani şey yok. Tabii, onunla ilgili. Evet, yani. Siz buyurun efendim, demin bir şey söylemek istiyordunuz. Şimdi biraz önce ayrıntıya girmeyelim diye siz söylediniz. Bu arada bana mesaj da geldi. Size de mesaj gelmiştir. Şimdi bu geliyor, hepsine bakamıyorum. Kabe'nin içerisinde 3 tane direkten bahsetmiştik. Hannan, Mennan ve Deyyan diye. Bu orada kısa geçmiştik. Biraz da cevap vermek uygun olmamıştı. Allah'ın isimleridir bunların hepsi. Üçü de. Hannan çok merhametli demektir. Kopya çekiyor ha gelen mesajdan. Mennan ise
ihsanı bol olan demektir. Deyyan ise herkese hakkını veren anlamına gelmektedir. Yani bu üç... Bunlar Esma-ül Hüsna mı? Yani Allah'ın isimler arasında. Esma-ül Hüsna içinde olup olmadığını tam bilmiyorum şu anda. Ama sanki ben Esma-ül Hüsna'nın içinde hatırlamıyorum bunların olduğunu. Ama biliyorsunuz Esma-ül Hüsna'ya hangilerinin dahil olup olmadığı konusunda farklı şeyler var. Esma-ül Hüsna'nın da ne olduğunu söyleyelim. Esma-ül Hüsna Allah'ın güzel isimleri. Yani Cenab-ı Allah'ın güzel isimleri. Evet efendim, şu Genç Osman'a dönelim. Genç Osman'a dönelim mi? Bitti mi? Evet, bitti. Tabii burada bir de şunu söyleyeyim ben. Genç Osman'ın aslında bu kadar çok sevilmesinin bir sebebi de Genç Osman'ın öldürülmesinden sonra aşağı yukarı bir 20-30 sene İstanbul'da mesela çok yangınlar, işte depremler, bir takım felaketler olmuş. Ve halk bunu Genç Osman'ın haksız yere öldürülmesiyle ilgisini kurmuş. Ve bundan dolayı Genç Osman biraz da böyle daha sonra çok sevilmesine sebep olmuş herhalde. Öyle değil mi Erhan Hocam? O da var. Bir de modern tarihçilerin de şeyi var. Şimdi mesela biz hep bizim bildiğimiz, yani daha doğrusu genel kamuoyunda bilinen tarihi bilgiler tarihçilerin tasavvurudur. Yani zaten tarihi gerçekliği hiçbir zaman yakalama şansınız yok. Yani oradaki tarihçinin süzgecinden geçerek gelir size. Tarihçinin metodu yoksa, tarihçi iyi bir tenkit bilgisine sahip değilse abuk sabuk bir şeyler de ortaya çıkar. Şimdi Genç Osman babası öldüğünde ilk defa olarak, daha önce amcası Mustafa öldürülmediği için birinci Mustafa, o geçiriliyor tahta. Ve bir 97 günlük 1617'de ilk hükümdarlığı var. Babası da Sultanahmet Camii'nin yaptıran padişahtır. Onu da söyleyeyim, birinci Ahmet. Ki kaç yaşındaydı? Çok 14-15 yaşındaydı. Kim? İlk. Genç Osman. Genç Osman. 14 yaşlarında falan çıkıyor. Yaşında. 14 yaşında çıkıyor. Düşün. Yani 14-15 yaşında çıkıyor. Yani ve tahta çıktığı zaman baştan amcası çıkıyor. Tabii amcası, daha önce söyledik, tam delidir. Yani böyle Osmanlı padişahı içinde deli İbrahim falan deliler, haksızlık edilir. Yok, tek deli Mustafa. Yani deli, ama o da kısa sürede tahta kaldığı için göze batmamıştır. Tabii ilginçliği şu, döneminde veli olarak algılanıyor. Yani döneminde bu tuhaf hareketleri onun farklı bir yapısı olduğunu, evliya gibi görülüyor. Ve şimdi bakılıyor, ya bunun devleti yönetecek vasfı yok. Tabii onun o hale gelmesi de normal, düşünün. Ondan önce dedesi 3. Mehmet 19 kardeşini öldürmüş. Yani bütün şehzadeler ölüyor. Birinci Ahmet ilk defa çocuğu olmadığı için onu öldürtmüyor. Her an ölüm korkusuyla yaşıyor. Evet. Öyle bir şiir vardı galiba. Sultan saraya girdiği anda 19 tabut çıkar diye. O dönem. Tahta geçtiği sırada, Cülüs sırasında. Evet. İşte 3. Mehmet'in ve tabii o 19, yani gittiğiniz zaman türbelerde görürsünüz. Ufak ufak mezarlar vardır. Çok acıklıdır yani aslında o. Ve tabii yani o... Orada abisinin hükümdarlığı döneminde hep ölümü bekliyor. Hatta bir iki defa öldürtmeye teşebbüs ediyor 1. Ahmet. Devlet adamları engelliyorlar yani, çünkü daha önce acı hatıraları var. Ve Darüsaad ağası Mustafa Ağa var. Bu çok ilginç. Darüsaad ağası. Yani harem ağası yani. Harem ağası, evet. Harem ağası Mustafa Ağa. Bizde bilinen şeyle öyle bağlanıp. Yani şöyle, ismi adıyla değil. Zenci harem ağası. Evet, veya kızlar ağası diyoruz. Kızlar ağası. O bakıyor ki bu iş böyle gitmeyecek. O sırada ordu İran'la savaşta, sadrazam yok. Diğer bazı devlet ricalinden yanına çekiyor. Askerleri maaş ödemeleri için saraya çağırıyor. Birinci Mustafa ve taraftarlarını da asker padişah tahttan indirmeye geldi diye korkutup birinci Mustafa'yı hareme kapatıp Genç Osman'ı tahta çıkarıyor. Yani bir harem ağasının birinci sayesinde olmuştur. Tabii Genç Osman tahta çıkıyor. Tabii yani yaşı 14-15 yaşlarında ama bir cevval bir delikanlı. Ve burada özellikle kendisinin değil de amcasının çıkarmasını da hazmedememiştir tahta. Yani orada öyle bir şeyi var. Ve 4 yıllık bir hükümdarlığı var. 4 yıllık hükümdarlığı döneminde en önemli olay 1621'de Hotine seferidir. Yani o dönemde Hotine'den çıkmıştır. O bölgeye, Romanya taraflarına yaptığı seferdir. O sefer hep tabii oradaki amacı şu: Kanuni gibi büyük bir sefer yapıp büyük bir fatih olmak istiyor. Ancak gidiyor, Hotin Kalesi'ni bile alamıyor. Sonra yapılan anlaşmada sulhla lehliler, Lehistan yani bugünkü Polonyalılar bize teslim ediyorlar kaleyi. Çok detaya girme ne olur. Yok, orada ilginç bir şey anlatacağım şimdi.
İstersen sınır karakollarının sırasını gireceğiz. Gidiş yolunu benzinlere sayarız işte. Şey diyor, Papa'nın bari kapısının numarasını verseydi diyor şeye kadar. Orada şöyle bir şey oluyor. Şimdi sefer başarısız olmasına rağmen dönemin tarihçileri öyle bir anlatıyorlar ki Kanuni bile buralara gelemedi diye. Daha da ilginci şu. Halisi isimli bir tarihçi var. Zafername isimli bir kitap yazıyor. İşte bu demin söylediğim yani Kanuni bile bu kadar uzağa gelememişti diyor. Sonra birkaç yıl sonra Genç Osman tahttan indirilince bu sefer Bişaretname Sultan Mustafa üzerine bir kitap yazıyor. Ve orada diyor ki o kitabı arkadaşlarım zorladı o yüzden yazdım ben yazmayacaktım diye. Çünkü devir değişmiş yani Genç Osman'ı öven bir saray görevlisi. Yani böyle ilginç şeyler vardır tarihçilerin o dönemde. Ve tabii Yeniçeriler eski otorite kaybolduğu için şey olmadığı için Yeniçerileri disipline etmek istiyor Genç Osman. Tabii padişahların en önemli gücü o protokol kurallarıdır. Yani şimdi mesela günümüzde de düşünün bir başbakan, bir devlet başkanı geldiği zaman yanında onlarca, yüzlerce koruma polis gelir. Onların hepsi koruma amaçlı değildir. Yani o bir güç gösterisidir. Şimdi Osmanlı padişahlarının da mesela resimlerini falan gördüğünüz zaman İnanılmaz. Yanında böyle muhteşem bir alayla geziyorlar. Hele bir elçi geldiği zaman Topkapı Sarayı'na. Tabii. Sırf elçiye gösteriş için fil, kaplan evet. böyle şeyler besliyorlar. Şimdi kafasını kaldıran, ona cüret eden bir elçi. O yüzüne bakmış adam. Yüzüne bakmış bakmaması. Tekme tokat bir dayak gibi atılıyor Fransız elçisi. Evet. Ama o şey dönemi. Çok sonra değil mi? Avrupa kralları sadrazamla eşdeğer olduğu zaman. Evet. Şeyden. Padişah çok da ulaşılmaz şeyde. Evet. Ondan sonra bitiyor o şey. Hatta çok acıdır. Henry Lay artık galiba İngiliz elçisi. 19. yüzyılda. Sultan Aziz zamanında galiba oydu. Dolmabahçe Sarayı'nın önünden şeyle geçilmez. Atla geçilmez. Atla inmesi lazım. Ben diyor majestelerin elçisiyim. Atla inmem diyor. Geçirmemeye kalkıyor da kıyamet kopuyor. Protokol değişiyor. Geçebiliyor diyorlar. Tabii o zaman güç yetmiyor. Evet. Güç bitmiş. Avrupa'nın hasta çocuğu olarak. Evet. Ama en güzel evet. de şeydir. Fuat Paşa... Oraya gelmeyelim Allah aşkına. Gelmeyelim. Sonra geliriz. Genç Osman. Şu adamcağız şehit olsun da başka şey yok. Layarta girdiniz yani. Şehit olur. Şimdi tabii Genç Osman teptili kıyafetle yani kılık değiştirerek teptil geziyor. Yakaladığı yani disiplinsiz Yeniçerileri hançerliyor, dövüyor. Ve burada en büyük hata yapıyor. O dönemin İngiliz elçisi Roe var. Hı hı. O diyor ki yani kendisini diyor sıradanlaştırdı diyor. Yani padişahın görünmeden görünmesi lazım. Yani padişah geliyor dediği zaman elinin ayağının tutmaması lazım halkın. Yani öyle bir şey. Ama bu ne yapıyor? Gidiyor Yeniçeri'yi tokatlıyor. Öbürüne hançer vuruyor filan. Yani kendisini sıradanlaştırıyor ve bu en önemli hatası oluyor ve o protokol kurallarına duymadığı için yani halkın içine giriyor. Halkın içine giriyor yani halktan birisi büyük gibi oluyor yani. Ama tebliğli kıyafet sonuçta yani halkın içine. Ama öyle kalmıyor. Tebliğli kıyafet gidiyor, dolaşıp saraya dönüyor. Meyhane basıyor bilmem ne yapıyor. Yeniçerileri denize attırıyor filan. Yani elçi çok güzel tespit etmiş o dönemde İngiliz elçisi. Çok yani 1000 sayfalık filan bir hatıratı var. O Türkçe'ye çevirmedi. Ulaşılmaz bir idol evet, olmaktan. Evet tabii çıkıyor. Yani daha sonra düşünün yani en sıradan padişahlar bile o protokol kurallarıyla daha kuvvetli hale gelirken ve zaten daha sonra 1622 yılında yani seferden bir yıl sonra hacca gitmeye kalkıyor. İşte orada Anadolu'ya gidip ordu toplama falan gibi niyetleri var. Ama bu çok abartılmıştır. Onu da birazdan açacağız. Hacca gitmek istediği zaman devrin Şeyhülislam'ı bile karşı çıkıyor. Yani kayınpederi değil mi Şeyhülislam? Kayınpeder. Kızını aldı. Yani zaten şeyi var. Halktan kız aldı bir de. O şey hatası. Pertev Paşa'nın ve Şeyhülislam Esad Efendi'ydi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Onların kızlarını alıyor. İlk evet. defa yani saray dışından Türk ailelerden kız alıyor. Cariyelerle evlenme geleneğini bırakıyor o dönemde. En başta Şeyhülislam vermek istemiyor aslında kızını. Ama onun ısrarıyla o şekilde bir harem kurumuna falan da karşı bir bazı tavrı var. Ancak Şeyhülislam'ın karşı çıkmasına rağmen hacca gitmekte inat edince asker ayaklanıyor. Yeniçeriler. Bu tabii bütün isyanlar da biliyorsunuz mesele şudur. İlk tavizi verdiğinizde tavizi doğurur. O hacca gitmekten vazgeçtim demesine doğru, rağmen evet. artık bakıyorlar askerin arasında bir iki ses çıkıyor. Sultan Mustafa'yı isteriz. Ama hacca gitmesini istememelerinin sebebi ordu kurup gelecek korkusu. Tabii yani kendi aleyhine bir şey
evet. Şey yapılacağını düşünüyor. Ya işte devrin kaynakları işte yok Kahire'ye gitmek istiyor, Mısır'a gitmek istiyor filan, Suriye'ye evet. gitmek istiyor gibi şeyler var. Belki şanssızlığı çok güçlü bir sadrazam olsaydı birazcık kontrol edebilirdik çünkü. Daha çabuk giderdi. Belli olmaz. Sadrazam ötekiyle anlaşırdı. 17-18 yaşındaki bir çocuk. Tamam hani 17-18 yaş, bugünkü 17-18 yaş gibi değil. O dönemki 17-40-50 yaşına kadar ortalama yaşadığını düşünürseniz insanların. 17-18 yaş çok da küçümsenmeyecek. Tabii bunun bir yine de dezavantajı var. Şu. Babası zamanında sancağa çıkma yani valilik yapma sona eriyor. Babası çıkmıyor Sultanahmet. Yani son 3. Mehmet'tir. Yani 1595'te tahta geçen. Yani o valilik çok büyük şey öğretiyor. Şimdi ne babası ne kendisi sarayda yetişmiş. Yani dışarıda yönetim yapmadığı için yani tecrübesiz. Tecrübe yok. Evet. Ve tabii orada Genç Osman tahttan indiriliyor. Yedikule'ye hapsediliyor. Sultan 1. Mustafa tekrar tahta çıkarılıyor 2. defa. Ve o arada Genç Osman Yedikule'de boğularak öldürülüyor. Yani bir boğuşmadan sonra. O şeyi gösterebilirsek bir çizim olacak. Genç Osman'ın Yedikule'ye götürülme. Evet, bir gravür çizimi, vardır batı gravürleri. Gravürü şey yapabilirsek. Tabii orada aşağılanmak. İşte görülüyor. Evet, yani burada aşağılanarak götürülüyor ve başında kavuk yok bakın. Evet. Yani o şekilde götürülüyor. Tabii. Boynunda ip mi var ne o gün? Yok, üzerindeki hayır, kaftan o. Şeyi, kaftanı. Ama bindiği at bile bakın biçimsiz bir at yani öyle cılız bir beygire bindiriyorlar. Yani o padişahı, yani düşünün o kır beyaz haşmetli atlar nerede, bu nerede? Ve tabii burada yalnız şunu söyleyelim, yani burada isyan Kapıkulu isyandı. Yalnız Yeniçeri değil, Yeniçeri ve Kapıkulu'ların atlı kısmı olan sipahiler isyan etmiştir. İki grup birden isyan etmiştir. Ve Yedikule'de Genç Osman aslında orada Yeniçerilere sığınıyor. Yani Yeniçeri ocağına sığınarak yani ben diyor sizin namusunuza sığındım diyor artık öldürülmemek için. Ancak Yeniçeriler onu çünkü yaşadığı takdirde kendi aleyhlerine olacağını bildikleri için Sultan 1. Mustafa'nın taraftarlarında etkisiyle Yedikule'de boğarak öldürüyorlar. Bir boğuşma olmuştur. Yani şimdi bayağı açıkça şeyi konuşalım. Bazı yazılar ortaya tecavüz edildi falan filan derler. Yok onun hastası. Palavra nereden çıkmıştır? Bilmiyorum. Yani devrim çünkü efendim bir padişahın değil böyle tecavüz veya taciz şu bu kanı bile akıtılmaz. Tabii. Ya işte bazıları da şey attılar. Mesela mezarını açtık. Mezarında kellesi kesilmişti filan. O kemiklerinden o anlaşılıyor diye yorumlar da yapıldı. Devrin kaynaklarında yok. Yani devrin kaynaklarında Genç Osman'ın bu şekilde bir tecavüze uğradığı veyahut kellesinin kesildiğine dair bir bilgi yok. Ancak boğuşma sırasında orada bir darbe aldığı ve bayağı bir zor boğulduğu anlatılıyor. Dönemin tarihlerinde. Hatta bu konu üzerine birkaç kitap yazılmıştır. Yani şey üzerine, Genç Osman'ın öldürülmesi üzerine birkaç tane kitap vardır ve bunlar farklı farklı. Mesela ulemadan yazan vardır. Yeniçeri Ocağı'ndan mesela Musubetname vardır Hüseyin Tuğin'in. O Yeniçeri gözüyle anlatır. Evet. Yani Yeniçeri gözüyle anlatır hadise nasıl olmuştur diye. Bostan'ın şeyi vardır. Mesela böyle birkaç tane kitapta vardır bu sırf bu hadise üzerine. Tabii şey de var. Şimdi öldürülmeden önce 1621'deki Hotun Seferi'ne giderken ilginç bir şey var. Kendisinden birkaç ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmet'i boğduruyor. Evet. Yani aslında kardeş katli sona eriyor ama tabii her an kardeşte bir risk olduğunu bildiği için kardeşini öldürtmüştür. Ve kardeşi de ölürken şöyle bir beddua ettiği söylenir. Yani Osman dilerim ki Allah'tan senin de ömrün uzun olmasın diye. Yani devrin tarihleri bunu aktarırlar. Kardeşi Şehzade Mehmet'i öldürtmüştür. Tabii ardından yine o dönemde şiddetli bir kış olmuştur, Haliç dolmuştur. Yani o dönemde Haliç dolmuştur. Ve onu da mesela halk bir felaketin habercisi gibi yorumluyor. Yani boğaz dondu, hatta Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçildi. Yani söylenir. O çok şiddetli kış oluyor. Yani öyle birkaç defa olmuştur İstanbul'da. Birisi 1770'lerde, birisi yani düşünün bir zamanlar kış oluyor, Haliç ve boğaz donuyor. Biz bu sene İstanbul'da kar görmedik. Evet. Yani karın tanesi olmadı. Küresel ısınma sağ olsun. Yani o şekilde kışlar oluyor. Hatta çok ilginç ki 1950'lerde, 40'larda, 50'lerde öyle bir kış var. Dönemin gazetelerine yansıyor. İnsanlar boğazda karın şeyin üzerinde, buzun üzerinde hoplayarak fotoğraf çektirmişler. Ben de işte. Evet o fotoğrafları hatırlıyorum. 54 olacak. Bir de 27'de mi? 24. Var o dönemlerde de var. Çocukluğumuzdaki şeyler bile yok artık. Evet, şeye gerek yok. 1980 yani
bir 84-85'lerde insan evet. boyunca kar yağmıştı İstanbul'da. Evet. Yani her tarafı beton doldursanız olacağı budur. Ben zaten. Bir iki soruya gene cevap vereyim. İlişkimizi kapatmayalım seyircilerimizle. Efendim bir izleyicimiz sormuş da maalesef mailini kapattım ama not almıştım. Hançeri aşkınla güftesi kimin diyorlar? Hançeri aşkınla ey yav sinemize vurma hiç. Öyle bir derde giriftar ki sorma. Halimi sorma. Halimi değil halim. Halimi değil halim. Halim sorma. Öyle bir derde giriftarım ki halim sorma hiç. Failatun 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 failat. Neyini soruyorlar? Bestekar. Kime ait olduğunu Halil Soyuyer'indir. Ekrem Güler'indir şarkı. Söze Halil Soyuyer'indir. Efendim, Nermin Hanım, Sayın Nermin Turan gönderdiğiniz Sema'ya teşekkür ederim. Bende o Neyze'nin kendi icrası var. Nihal Esas Sema'yı, Neyzen Tevfik'in. Yakın dönemin en büyük hattatı kimdir diyorlar. Ali Alparslan'dır benim için. Rahmetli. Son dönemin. Talik Yazı, hatta divaninin unutulmamasını sağlayan Profesör Doktor Ali Alparslan'dır rahmetli. Evvel sene kaybettik. Ondan önce de Halim Efendi mi diyeceğiz? Onlar zaten çok büyük. Hepsi o bir silsile gidiyor. Silsile. Şeyler, silsile değil. Bir asıl yazısı eski Türkçe olan grup hayatta o zaman. Hattatlar grubu. Necmettin Efendi, Necmettin Okyay. Okay. Yani rahmetli hem hat yazıyor hem Okyay şeyci okçu. Hem gül yetiştiriyor. Ya lacivert siyah güller falan yapmış. Evet o gülleri meşhur. Aşılayarak şeyleri. Halim Efendi. Sonra şey... Hamit Aydınç. Hamit tabii. Fakat şey var, Altomeza var. Macit Bey mi vardı? Macit Bey. Macit Bey daha az da yazısı onlara nazaran. Ama Halim şeyin, Efendi onda... nasıl yazmış ya? Evet. O çok yazıyor değil mi? Zaten şeydeki Rahmeti Ali Bey söylerdi. Şişli Camisi'ndeki evet. onun değil mi evet. onlar? Ali Bey, onun mu Hamit'in mi? Yok Halim Efendi. Halim Efendi. Ali Bey söylerdi. Halim Efendi için Necmettin Okyay, onun Ali Bey'in hocası. Şu demiş ufak adam var ya, hepimizin papucunu da mı attı demiş. Sonra Abdülbaki Hoca söylerdi. Adamın büyüklüğünü görmek için yat yere derdi Şişli Camisi'nde. Kubbeye bak. Şişli Camii'nde. Başladı ya da bitirmişiz. Öyle. Şey, 19. yüzyıldan sonra bayağı bir Şefik önemli hattatlar vardı. 19. yüzyıldan önce eserler, hayır yani mesela en çok isimlerini bildiğimiz, tabii eserler bize daha çok geldiği için. İşte Kasasker şey. Hamdullah. Hamdullah şey, sizin meşhur Mustafa Celaleddin. Mahmut Celaleddin, Mahmut Celaleddin gibi hattatlar. Benim favorim odur. Ha, yani o mesela daha önce Karahisar'ı var. En çok bilinen. Başka böyle... Sami var değil mi bir de? Sami Efendi var. Sami Efendi var. Altunuzade'de. Onun talebesi şey, Hulusi Efendi. Ama o da 19. yüzyıl değil mi Sami Efendi de? 19. Yani ben daha öncesini diyorum. Mesela 1600-1700 yıllardan... Canım dünya kadar vardır. Mesela Veliüttin Efendi var. Şeyhülislam. Bu şimdi koşu yapılıyor. Veli Efendi Çayırı var ya, evet. Onun çiftliği. Evet o çok enteresan. Veliüttin Efendi o. Onun çiftliği şimdi at yarışları. Ya sarayın girişindeki büyük yazı Topkapı'nın onun da. Yoksa çok atlat vardır. Ama şey, çok eser yok değil mi onlarda? Yani günümüze var, kadar gelen var mı? Var. Ya aslında... Çok vardır, şu var. Tanzimat'a kadar duvarlara levha asma, yani hat asma adeti yok bizde. Gravürlerde falan görür müyüz zaten? Bazen, yok. Görür müyüz? Hiçbir çizimlerde evet. yoktur. Onlar ne yapıyorlar biliyor musun? Yazıyorlar böyle şeyleri. O büyük zarflar içinde koleksiyon gibi saklıyorlar evlerde veya sarayda, konaklarda. Ama sarayda mesela muazzam bir koleksiyon vardır. Şeyde sonra Mısır'da vardır çok büyük Türk hattatları koleksiyonu Meyel Sarayı'nda. İşte anlattı Mustafa Medine'deki hatlar. Abdullah ama yani bizde şeydir. Levha asılmaz. Levha asmıyorlar eskiler. Dikkat edin eski gravürlerde, minyatürlerde, çizimlerde yoktur. Hiçbir şey yoktu. Duvarlar boştu. Avrupa'da nasıl? Nasıl? Hat anlamaz Avrupa. Yok yok hat olarak demiyorum. Resim mesela. Mesela onlarda da genelde hayır duvara yapılıyor yani duvarlarla. Ama fresko başlıyor. Ha yani bir şey o. Yani genel... Yani fresko o eski dönem o. İtalyanca'da... Tablo asma geleneği var mı peki? Bütün... Tabii canım bütün çok tarihler... erken tarihlerde. Tabii diyorsun. Ki. Tabii canım tabii tabii. Yani zaten neredeyse gücünü öyle kanıtlıyor. Yani bir hanedan patron deniliyor onlara. Belli başlı o dönemin başarılı ressamlarını ya da heykeltıraşlarına
para veriyor. Pelin Hanım çok özür dilerim çünkü önemli bir şey gibi geliyor bana. Rejideki arkadaşlar bazı seyircilerimizden yayınlar kesintili geliyor diyorlar. Ara mı veriyoruz? Hayır ara değil de bizden değil. Yani buradan değil yayın kesintili geliyor. Acaba bir yerde bir kopukluk falan bir arıza mı var diyorlar. Bir baktırabilirsek lütfen. Yani seyircilerimizden geliyor. Affedersin. Evet. Yok zaten söyledim. Yani var ama bizde yoktur o. Bizde yok. Yani bizde Tanzimat'la beraber. Bizde koleksiyon olarak topluyorlar. İşte Tanzimat'la beraber masa, koltuk falan geliyor ya. Sedim'in yanına koltuk alıyor. Batı tipi yaşam. Batı tipi şey. Hadi duvara da bir şey asalım diyorlar. Şimdi resim netameli. Ne yapalım? Hatları asalım diyorlar. O şeylerde o büyük şeyler içerisinde saklanan o hatlar çerçeve tesipleniyor falan çerçeve olarak konuyor. Bu Nusretiye'deki kazaskerde değil mi Nusretiye'nin şeyleri? Ben pek bilmem onları. Camilerde de. Olabilir. Mahmut dönemi. Bir de Cihangir de güzel hat oldu. O bizim camilerde güzel yazılar vardı evet. Da. Geçen sene İstanbul'un önemli bir camisi Allahsız kaldı. Allah'ı çalmışlar. Levhayı. Sonra bunun bu sesi sedası yerine kondu. Yani bula bula bir de Allah'ı çalmışlar. Neyse bulundu kondu. Camilerde vardır da ama... Zaten söylemek tehlikeli söylediğiniz zaman gider yani. Çünkü başka türlü anlaşılır evet, zaten. Yani. Ama tabii bir de Tanzimat'tan sonra ne kadar zaman sonra girdi bilmiyorum ama... Bu biliyorsunuz Hilye-i Şerifler var. Bir dakika var. Camilerde şey var. Var. Levha. Büyük Selahattin camilerinde büyük levhalar var. Mesela Ayasofya'dakiler Kazasker'indir. Fakat Kazasker'den önce başka bir Atatürk'ler var. Yani mesela bizim kültürümüzde Hilye-i Şerif'in bulunduğu hattı evde bulundurmak. Evin Hilye işte... ne de biliyor musun bana göre şimdi birçok seyircimiz kızacak ama. Bana o Müslüman ikonası gibi geliyor. Yani o bir evi koruduğuna inanılan bir şeydir. Evet, işte yangından. Ya da tapınılan. Yani ikona sonuçta... Tapınılmaz. Ama ikonayla hayır, olan... İkonun koruma şeyi var ya, sadece o tarafı, tapınma değil. Yani siz yani benzetme olarak yapıyorsunuz. Dua edemezsin. Öyle başlar ama öbür tarafa gider sonuçta. Paganistik bir hal aldı. Tapar o ikona gidip, ikonaya şey yapar. Şey çıkartır falan, onu yapar. Bizde o yoktur. Bizde koruduğuna inanılır. Evet. Veya evin dışına asılan bazı ya hafiz gibi. Evet. Hafıza da karıştırılır onu hep. Evet. Hep karıştırılır. Ya hafız ya hafiz şeyi. Onlar vardır. Yani hat sanatı çok tuhaf. İslam dünyasında hala Türkiye'de. Evet. Hat. Ama yani mesela size ben inanıyorum birçok mail gelecektir. Çünkü bu Hilye'nin yanında bulunup da kendilerinin bir takım İşte hırsızlıktır, yangındır, doğru, benzer şeylerden korunduğuna inanan çok ve hakikaten... Canım bende de bu kadar Mahmut Çöllertin diye siyasını hocam. biliyorum, biliyorum. Araplarda var mı Hilye-i Şerif? Yok. Yok bize mahsus. Hafız Osman çıkartmıştır onu. O şey, yazıyla ilgili bir laf vardı ya, Arap nasıldı? Hangisi? Arap harfleriyle ilgili bir şey vardı. Türklerde yazıldı, Araplarda nasıldı o? Arap Kur'an içindir o. Ha, Kur'an işte bizim Arabistan'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Ya aslında bizim eski geleneğimiz de şimdi kaybolan geleneklerimizden birisi de Şifa-i Şerif okuma alışkanlığı vardır. Ve bir de Yazıcızade'nin Muhammediyesini herkes o yani... Yalnız sana bir şey söyleyeyim, kaybolmadı. Muhammediye hala en çok satan kitaplardandır. Tabii evet. Sessiz sedasız. Evet. Çok enteresan bir şey. Ama eskiden köy odalarında... Hangi dönem o? İkinci Murat dönemi. İkinci Murat dönemi değil mi yani? 500 küsur senelik kitap, 600 senelik. 1440. Hala satıyor. Yani ben iki nesil önce mesela bizim evimizde okuyanların olduğunu biliyorum yani. Ama sonraki nesil bunu terk etti. Yani o tam bir bizim adetimizdir yani bu. Şey enteresan. Efendim bir seyircimiz Sayın Nizami Oral Pamukçu. Hatatami Haytaç'ı unutmamalısınız. Unutmadık ya, en başlasaydık. Evet. En başlasaydık. Haytaç demediniz sadece. Hamit Bey. Hamit Bey dedik. Hamit Bey dedik. Hatta şey derler onu biliyorsunuz. Halim Efendi ile ikisi hayattayken aralarında hafif bir rekabet var. Onun için daha böyle iyi olduğu hatta işte Hamit Bey ile Halim Efendi'nin. Yok, onlar mukayese edilmez. Edilmez mi? Onlar mukayese edilmez. İkisi de çok büyük şeydir. Hiç mukayese edilmezler. Bu kadar hattan bahsetmişken mürekkepten de bahsedin isterseniz. Onun o siyah... Bir gün ben mürekkep tarifleri getiririm. Çok zor. O da şey yaparız. Çünkü ben size daha önce... En iyi mürekkep
deve kervanıyla hacca gönderilip getirilen mürekkeptir. Evet. Evet. Gülme öyle. Çünkü onun özelliği çalkalanması. Evet, onu söylerler. Mesela arkadaşlar deniyor atat arkadaşlar mikserle. Hı. Bilmem kaç milyon devir olmuyor. Şimdi adam yapamış. İsten o işte Arap zamkını şunu bunu koyuyor. Şeyin arkasına asıyor. Devirin. Kapının arkasına. Kapının arkasına evde. Birkaç bin kere açılıp kapandıkça o şey oluyor. Veyahut hacca giden kervanı devenin seven ne deniyor? Hevdeç midir onun ismi? Hevdeç herhalde. Hevdeç mi? Hevdeç diyor. Oraya koyuyorlar ki sallansın deve böyle şeylik. Geldiğinde tam oluyormuş. Şimdi hiçbir mürekkep o şeyi tutmuyor. Şimdi günümüzün hattatları mürekkebi nereden buluyorlar? İyi hattat kendisi yapar. Kendi mi yapıyor? Kendi yapar. İyi hattat ama İran'da o bir sektördür. Mürekkep, kamış falan satılır orada. Ama iyi hattat kendi yapar mürekkep. Benim en şaşırdığım, özellikle o yüzden sordum. Ben sonuçta hat eksperi değilim ama bakınca mesela şimdi zifiri böyle simsiyah hat yazıları var ve siz bana bunun aslında makbul olmadığını söylemiştiniz. Makbul değil demedim, hayır. Ya ama zevk meselesidir dedi. Ama işte bir her dönemin modası olduğu gibi herhalde o da bir moda değil mi? Yani... Yok, moda değil o. Çoğunluk hattı, o yazıyı, şurada var mı? Tek. Ay simsiyah ister, yok ki modada hat. Fakat ben daha çok şey severim. O kamışın bir hareketi vardı, mürekkebi, oradan belli olur. Nasıl kıvırdı, nasıl şey yaptı. Ben öyle severim. O üstü doldurulmasa bence daha iyi. Hatta bir gün rahmetli Ali Bey bir yazı yazmıştı bana, Ali Alpas'tan. Evet. Onun talebesi, küçük Ali Rıza gördü, baktı şöyle. Çünkü Ali Bey için doldurmamıştı. Benim öyle sevdiğimi biliyor, hediye getirmişti. Yahu dedi, hoca şov yapmış ya. Şey var. Bize ara verelim mi? Çünkü efendim, yani aslında şeye şimdi geleceğiz. Medine'ye geleceğiz. Seyircilerimizden talep gelecek size. O Mahmut Celaleddin'in hilyesi ben gördüm. Çok nefis bir şey aslında. Evet. En güzel yazılarından biri. Evet. Yani onu aslında seyircilerimize bir şekilde bir göstermek lazım yani. Bu kadar şeyi mi getireceğim? Ya, fotoğrafını çekersiniz. Ay yok canım. Yani cam var üstünde. Çok zor onun şeyini çıkartmak lazım ki o belki 70-80 sene camda duruyor. Artık o cam çıkmaz. Bir de geçen bir Ali Aba vardı. Oo evet. Şeyin. Tahir Efendi. Tahir Efendi. Ya ben yazı severim. Tabii öyle çok büyük koleksiyonum yok ama sevdiğim bir iki yazım var. Birkaç tanecik. Benim sevdiğim en çok fazla, sevdiğim fazla şeydir. Gelenini Erhan'la bana birer tane hediye edersiniz. Bir şey diyecektim. Benim en çok sevdiğim şeydir. Mahmut Celaleddin'dir. Bir onu kısaca anlatayım da öyle ara verelim. Efendim bu Dağıstanlı bir genç İstanbul'a gelmiş. Hatta merak salmış. Biliyor musunuz hikayesini? Evet. Çok enteresan bir şeydir. Adamdır. Hatta merak salmış fakat huysuz, aksi, nalet bir adam. Birisine benziyor. Hocalara gitmiş. Hocalara gitmiş o devrin üstadlarına. Hiçbiri ders vermemiş adama. Çünkü ters herif. Şey yani gibi. Talebeyken ters bir de yani. O talebe bile değil daha. Değil yani. Ben diyor hat öğrenmek istiyorum diyor. Üstadlara gidiyor. Hepsi başından atıyor. Adam yıllarca oturmuş. Eski hattatların yazılarını incelemiş. Hocası yok. Yazılarını inceliyor. Ve kendi ekolünü yaratıyor. Karısını da hattat yapıyor. Tek bir önce sınıf kadını hattattı karısı. Esma İbret. Ve bir de talebesi vardı işte. O bende gördüğün yazı. Tahir Efendi. Asıl öteki yazısını görmedim. Bak nereye atladı. Bir şey var bende. Benden bana olur, her ne olursa başım rahat eder, dilim durursa demiş adam. Ve kendi ekolünü yaratmıştır. Hocası yok. Mahmut Celaleddin ekolüdür. Kendisi ve talebesi. Başka ekolden yok. Yani çok etkilenen var ama onun gibi yazan yok. Fakat özelliği de şey, huşunet vardı derdi eskiler yazılarında. Yani sertlik var. Çünkü huysuz, nalet bir adam. Yazısı çok sert ama inanılmaz bir estetik. Şeysi. Ve işte bu isim yaptıktan sonra o eski hocalar ne halt ettik buna biz şey yapmadık. Hiç. İcazet verme şerefinden mahrum kaldık vay diyorlar. Çok doğru. Büyük hatta da ki benim favorim Mahmut Celaleddin'dir. Tabii onu da söyleyelim. Şimdi o gelenek biraz azaldı. Herkes hemen hattat oldum diyor. Aslında icazet alınmadan biliyorsunuz. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Bu sanatla bizim geleneksel sanatla İcazetsiz olmaz. Olmaz, evet. Olmaz. Hocadan talebeye geçecek. Şu anda yaşayan size göre hattat kim? Var tabii, var canım. Kim mesela? Valla şimdi birini söyleyip ötekini unuturum, ayıp olur. Evet.
dostluğumuz var işlerinde. Ama şu kadar onu söyleyeyim. Çok şükür hat hala bizdedir. Evet. Hat sanatı bizdedir. En güzel yazı bizde yazılır. Şeye rağmen son devirde o güzelim klasik hattın böyle garip renklerle işte ortaya bir gül, ne bileyim bir çiçek, bir dal böyle şeyler konmasına rağmen kalitesinde böyle bir avamileşme, lümpenleşme olmasına rağmen modernistlik girmesine rağmen. Modern değil o. Modernlik değil. O demek değildir. Değil. Evet, modernlik o demek değildir. Zevksizleşmek modernlik değildir. Hala hat bizdedir. Gelenek devam ediyor yani. Bir ölçüde daha çünkü, diğerleri gibi çünkü değil. Çünkü hat hoca talebi ilişkisi evet, hala. Birebir. Evet. Hala hoca talebi ilişkisi. Öyle grupla sınıf alıp değil o. Tek başına. Doğru. Senelerce şey yapıyorlar. Yani bir musiki gibi değil mesela. Musiki de öyle olmasa. Yok artık olmadığı için olmadı, bu arada zaten evet. Musiki. Meşk. İkisi de meşkidir. Evet. Yazı meşk eder, musiki meşk eder. Evet. Esteme daha vaktimiz var. Yani bu meşk silsilesi olduğu sürece o ölmez. Yani, başka da ama, yok değil mi? Başka sanatımız yok böyle. Nasıl? Yani böyle başka sanatımız yok. O şekilde devam edebilir şu anda. Şu anda yok. Hepsi yok. Bitti. Hepsi bitti. Şu anda yok. Ama bütün millet arası yarışmalarda hala birinciler Türklerdir. Evet. Şeyde. Çünkü o bir gelenekten geliyor. Evet. Ve çok şükür ki o şeylerine, geleneğe bağlı hattatlar var. Ve hat camiası icazetsiz hattata şey yapmıyor. Ama pek kabul etmiyor. Sahte hatta çok değil mi? Sahte. Valla bilirsen anlarsın. Ama yani, piyasada dolaşıyor yani. Bilirsen şu, hayır. Bilirsen de değil. Sahte değildir onlar. Orijinaldir veya kopyadır. Kopya. Kopyadır. Ama elinden yazı geçtiyse, çok yazı gördünse bakar bakmaz anlarsın. Görmeyenler ne yapacak? Görmeyenler milyarları verip duvarına asacak. Bir şey olduğuna inanacak. Evet efendim, bir ara veriyoruz şimdi. Ondan sonra devam edeceğiz. Efendim. Hala buradayız. Devam ediyoruz. Hala buradayız. Abi en güzeli şu. Birkaç hafta önce bir arkadaş diyor ki televizyonun karşısına yattım diyor. Evet. Eşim de diyor üzerimi örttü diyor. Şimdi ben uyuyorum diyor. Uyanıyorum hala oradasınız diyor. Uyuyorum uyanıyorum diyor. Hala oradasınız diyor. Fakat şey oluyordu. Şimdi yaprağı çözemiyorlar. O niye oturuyor? Yaprak ne yapıyor burada diyorlardı. Şimdi soruyorlar efendim Hille-i Şerif mi Hilye-i Şerif mi? Hilye. Sana bir soru var. Kubbe altı vezirliğini soruyorlar. Hangi dönemde başlamıştır? Müsel Bey soruyor. Kubbe altı toplantılarıyla beraber padişahın kontrolü azalıp yani azalıp vezirlerin etkisi mi artmıştır? Yok, kubbe altı ya vezir onlar normalde. Şimdi, ben şunu anlat sonra şeye geleceğiz. Şimdi Medine müdafaası. Orhan Gazi döneminde vezirlik ortaya çıkıyor. O zaman vezir azam vesaire yok. Tek bir vezir var. Hı. Daha sonra bu vezir sayısı artıyor. Vezir azam ortaya çıkıyor ve kubbe vezirleri dediğimiz yani diğer vezir unvanı taşıyan, vezir azama yardımcı olan, devleti yöneten grup ortaya çıkıyor. Bunlar başlangıçta bir kişi oluyor, sonra iki kişi oluyor. Sonra üç kişi, dört kişi diye çoğalıyor. Bunlar üst düzey devlet paşalarından vezirlik rütbesine erişen kişiler. Ama daha sonra artık 18. yüzyılda istivanadan çıkıyor. Devlet önündekilerine vezir payısı dağıtıyor. Yani daha önce sınırlı. Yani 16. yüzyılda üç kişi, iki veya üç kişi kanun döneminde. Çünkü kayıtlarda var mesela Vezir Azam İbrahim Paşa, işte Kasım Paşa, Mustafa Paşa, bir de bir paşa daha vardı. Yani bu şekilde. Yani o bunlar padişahın gücünün azalmasıyla alakalı bir şey değil. Bunlar Divan-ı Hümayun'da yani dönemin bakanlar kurulunda günümüzün devlet bakanları gibi. Yani devlet yönetiminde üst düzey devlet görevlileri. İlginç bir mesaj geldi meslektaşımız Ahmet Önal'dan. Şövalyeler diyor. Şeyden aldıkları parayla 2. Beyazıt'tan Rodos'ta kilise yaptırmışlar. O bahsettiğimiz güzel. Parayla. Ama bakın daha güzel işiyor. Kanuni Rodos aldıktan sonra ilk iş o kiliseyi camiye tahvil etmiş. Yani şey yaptırmış. Ha, o mu orası? Yani şey yaptırmış. Hayır, hocam, o da ayrı camisi var onunla mı? Hayır, Rodos'a kiliseden dönem. O ayrı onlar. Sıfırdan yapılanlar var. Kütüphanesi soyuldu ya bir ara oranın. Neyi soruyordu? Kütüphane soyuldu Rodos'taki. Yazmalar gitmiş ama buraya gelmiş. Yani o nasıl genellikle ters oldu. Burada satılırken mi yakalandı? Bir şeyler oldu. Hayır şey enteresandır. Mesela Rodos'ta hala birkaç tane önemli Rodos tarihi yani Rodos'u kanunun fethiyle ilgili yazma vardı. Ne olduğunu bilmiyoruz yani.
Ve şey de ilginç, onu da söyleyelim. Rodos'ta hala günümüzde 2500 ile 3000 civarında Türk yaşıyor. Yani evet. Diğer adalarda yoktur, Rodos'ta evet. Rodos'ta var yani. Yanlış bilmiyorsam Konya bölge yazma eserlerinden bir ekip, oranın müdürü Bekir Bey var. Onun başkanlığında Rodos'a gitmişler ve oradaki katalog yapmışlar, kitap listesini. Yazmalar almışlar. Yazmaları ve bir kısmının da fotokopiler şeylerini almışlar. Fotoğraflarını çekmişler. Çok güzel. Yani o, çünkü bir iki tane önemli yazma var orada. Ulaşamadığımız. Yani ben hatta Mekke tarihiyle ilgili bir kitap şeyini almıştım. Onu unuttum getirmeyi. Aslında getirmeyi düşünüyordum yani. Konya'dan mı, Rodos'tan mı gelmiş? İşte Rodos'tan almışlar. Rodos yoluyla Konya. Rodos yolu Konya. Yani bu da bakın enteresan. Yani hep ya, kurumlarımızı falan beğenmeyiz ama düşünün, Konya'daki kütüphane. Yalnız bir şey unutma. Konya'daki kütüphanede 113 mi 118 bin yazma çalındı. Türkiye'de dünya rekoru. Değil Türkiye, dünya rekoru. Yeni mi oldu? Bir 7-8 sene önce. Yok, şimdi, ve nereye uzun, gittiği belli oldu mu? Hem de şöyle çalınmış. Şeyde ne ağadır? Yusuf Ağa. Yusuf Ağa'da. Yusuf Ağa'da, orada. Yahu dünyadaki tek minyatürlü fososu likem. Fakat ne yapmışlar? Şu kitabın cildi. Şöyle duruyor kitap. Cilt duruyor. İçini cilt duruyor. İçini İçine almışlar, gazete falan koymuşlar içine. Kesin. Yani. Yani o kadar şey yapma, en fazla çaldıran da maalesef orasıdır. Ama bugünkü müdür değil. Ama bugünkü müdürü çok gayretli birisi yani. Epey oraya aşama kaydettirdi diyelim. Ve bir de şey iyi oldu bakın, son yıllarda birçok ildeki yazmalar belli merkezlere toplandı. Yani farklı farklı kütüphane. O yanlış. Ama şu açıdan doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Yandı mı hepsi yanar. Hayır, yandım. Dünyada yoktur. Hayır, yandı mı yanar ama. Bak Oxford'da mesela büyük kütüphanedir. Hepsi ayrı kolejdedir. Ama korunamıyordu. Amerika... Türkiye'de okurabilir. Korusunlar. Türkiye'de korunamıyor. Türkiye'de Amasya'daki yazmayı, Tokat'taki yazmayı koruyamıyorsunuz yani. Korusun. Hadi ya, İstanbul'da Süleymaniye'yi koruyamadıktan sonra orayı nasıl koruyacaksın? Bir de sorun şurada, belli merkezlere odaklanınca öbür taraflar gerçekten de yararlanamıyor. Yani mesela Diyarbakır vesaire bir, oradaki bir sürü şey taşınmış Konya'ya. Şimdi böyle merkezler olunca diğer eyaletler ya da şehirler gerçekten çok şey kalıyor. Eksik kalıyor. Ama şey oldu şimdi günümüzde, kopya çok rahat alındığı için daha rahat ulaşabiliyor. Hatta yani bu internet üzerinden de Kültür Bakanlığı hizmete başladı. Çözünürlüğü çok yüksek değil ama. Bir yer gidince sadece kopyalar kalıyor. Yani o, ama dediğim gibi yani ufak şehirlerde korumak daha zor bana göre. Mustafa Bey fısıldamayın. Yakanıza mikrofon var, duyulur. Bir şey söylediğiniz vakit yazılı verin. bu arada bazı müzelerden mesajdan bahsetmişken yani malum. Irak'taki müzenin yağmalanması gibi. Sana bir şey diyeyim mi? Aynı Allah korusun o Irak'ta yaşananlar bizde olsa bizimkiler daha beter yağmalanır. Daha beter yağmalanır bizdekiler. Bizde öyle bir yağmalanma olmaz. Oh. Biz Irak mıyız yani? Anlayış değişti. Hayır, anlayış olarak değil. Orada değişti. Ya orada bir millet yok ki yani. Iraklı diye bir millet var mı tarih boyunca? Anlayış değişti. Ama yani şimdi bir yere okuyucumuz şey seyirci. Allah Allah, nereden takıldı bu okuyucuda, bir yılların gazetesi. Evet. Şeyi. En iyi mürekkep günümüzde Mavi Ekspres'in lokomotif kaslarına bağlanan, binlerce kez çalkalanan iş mürekkebidir. Selman Küçük Ömer'e söylüyorum. Evet. Toronto'dan Ömer Nimetcan, teşekkür ediyoruz ilgilerine. Burada saat daha akşam 9 diyorlar, bitirmeyin diyorlar. Akşam 9 muymuş? Kanada saati. Efendim. Demek ki biz orada 4'te falan... Kenzül Havas nedir? Sayın Orhan Çetin Dağ, Kenzül Havas efendim saçma sapan uyduruk bir kitaptır. Kenzül Havas budur. Çok budur. Nokta. Kenzül Havas şu anda piyasada satılan şöyle bir kitaptır o. Büyük kitabı. Kenzül Havas bu. Meserret Kıraathanesi'nde gazeteci Tevfik Bey'e yazdırılan, üzerinde de işte bir tuhaf da bir isim vardı böyle, pantolonlu bir isim. bir ismi unuttum oradaki ismin. Öyle bir kitaptır, kapış kapış hala satıldı, tamamen palavradır. Yok şeyi yazacaksın işte, gece yastığının altına koyacaksın, dört çocuğun birden olur. O kadın sana gönül verir. Aşığın işte evliyse boşanır, böyle saçma sapan bir kitaptır. Kenzül Havas mudur? Yani Havas olanların şey yani. Şimdi Kenzül Havas aslında neydi şeyi unuttum, onun bir eskisi var. 16. yüzyılda yazılan bir şey. Pardon, 14. yüzyılda. Ona özenilerek yazılmış bir kitaptı ama palavradır. Gazeteci mi yazıyor? Efendim? Gazeteci. Sonuncusu gazeteci yazıyor. Adamcağızın parası yokmuş. Mihran Efendi galiba.
Hani bir büyük kitabı yaz demiş. Fasikül fasikül çıkmış. Sonra ciltler böyle oldu. Sonra ismi değişti. Bilmem ne hazinesi diye yeni harfle de var. Palavra bir kitap. Yani bunlar ama her yerde ilgi görür. Yani mesela Batı'da sonuçta hani büyük kitapları var. Tabii i̇şte canım. Bilmem ne kurbağa bacağını yarasa kulağıyla karıştır. Bizde de var onlar. İşte aşık şeyde, olduğun adamı elde et falan. Üniversite kütüphanesinde bir davetname vardı, seyret. Oradaki yapmaya kalksan kedi kalmaz İstanbul'da. Öyle abuk sabuk şeyler. Efendim Sayın İlker Çetin soruyor ona. Ahmet Cevdet Paşa güvenli tarihçi mi? Ve tabii bakın bir cilde bulunuyor tarihinin. Ahmet. En güvenli yani. En büyük Osmanlı tarihçisidir. En büyük, evet. En büyüğüdür yani. Ve çok büyük efendim, bir devlet adamıdır aynı zamanda. Seyircilerimizden bir şey rica edeceğim. Lütfen zaten çok mail geliyor. Hepsine bakma imkanı yok. Tesadüfen açıyoruz. Bazı maillerde cevap istiyor falan diyorlar. Hani bir şey yollanıyor böyle cevap bekliyor gönderen diye. Hangisi? Onları açamıyoruz. Evet. Zaten vakit yok. Yani lütfen cevap beklemeyin.